Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda gazeteci yazar Fehim Işık var. Fehim Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Fehim Bey, son dönemde Selahattin Demirtaş'ın bir yazmış olduğu bir hikaye kitabı üzerinden, o tiyatrosu oynandı onun, bir tartışmadır gidiyor. Bu Devran adında hapishanede yazmış olduğu bir öykü kitabı. Bir anlatım yapıldı bir Kenter Tiyatrosu'nda. Ve orada katılımcılar da dikkat çekti. Mesela HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, eşi Başak Demirtaş, Selahattin Bey'in ve eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP İstanbul milletvekili Hülya Kaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dikkat çeken isimler. Selvi Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun eşi. Dilek İmamoğlu, tabii o da Ekrem İmamoğlu'nun eşi, dikkat çekti. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, sanatçı Kadir İnanır. O da dikkat çeken isimlerden biri. Şimdi bu tiyatro üzerine bayağı bir gürültü koptu Türkiye'de. Hala da kopmaya devam ediyor. O tiyatro nasıl sergileniyor? O insanlar orada niye gidip izliyorlar? Hem Erdoğan hem de İçişleri Bakanı Soylu'nun bu konuda tepkileri vardı. Bu tiyatro oyunu üzerine neden bu kadar gürültü koptu sizce? Sonrasında aslında belki en dikkat çekici yanlardan biri Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nın ve hemen onu takiben de Perinçek tayfasının Aydınlık Gazetesi üzerinden saldırılarıydı doğrusu. Yani bir şeyin üstünü net bir şekilde belirterek çizmekte yarar var. Türkiye'de sonuç itibariyle Türk ve Kürt halkının ya da bir bütün olarak Türkiye'de yaşayan halkların farklı inanç gruplarının bir araya gelerek geniş eksenli demokratik bir işbirliğine yönelmeleri ya da sorunun çözümünün en azından demokraside olduğunu söylemeleri bir kesimi ürkütüyor. İşte ürkenler en başta en fazla ses çıkaranlar oldu. Yani Soylu'yla Perinçek tayfasının bu kadar ürkmesinden çok belli oldu. Şimdi tabii hemen şu akla gelebilir. Bu bir tiyatro oyunu üzerinden bir Selahattin Demirtaş üzerinden mi yaşandı? Bazı şeyler var, semboliktir. Sonuç itibariyle Erdoğan savaş kararı alıp şiddet ve savaş üzerinden iktidarını sürdürmeye niyetlendiği gün hemen hedeflerini de belli etmeye başladı ve en başta vurduğu hedeflerden biri de çok açık demek gerekirse Selahattin Demirtaş'tı, HDP eş genel başkanı o dönem ve hemen ardından cezaevine koydu. Şimdiye kadar hukuksal hiçbir gerekçe olmamasına rağmen serbest bırakılmadı. Yargı kararı olmasına rağmen serbest bırakılmadı. O bir sembol. Dolayısıyla onun kitabı üzerinden oluşan tabloya dönük saldırı da bir sembol. Yani bunları ben çok birbirinden kopararak söylemiyorum. Doğrusu birbiriyle de yakın bağlantılı olgular olduğu inancıdayım. Ama bu tabii Selahattin Demirtaş'ın kitabı üzerinden, oyunu üzerinden yan yana gelenlerin doğrusu çok da rahat bir şekilde siyaseten yan yana gelip gerçekten o demokrasi talebi etrafında bütünleşmelerinde aynı meyanda göster mi derseniz orada tabloya dikkat Şu, çekmekte yarar var. o boyuta da geleceğiz. Önce kitap arkasından izleyenler iki boyutunu bir de tabii tepki verenler boyutu da var. Biraz önce siz o tepki verenler boyutunu. Özelliği var. Yani sonuç itibariyle onlar Türkiye'de demokrasiden yana olan, demokratik değişimden yana olan ve demokrasiyle birlikte ilerlemenin sağlanabileceğine inanan kesimler. Yani ben onların bir bütün olarak Evet. yalnız başına, özellikle HDP dışındaki kesimleri kastederek söylüyorum, yalnız başına işte CHP'yi ya da bir başka partiyi temsil ettiği inancında Evet. değilim. İktidarın parti üzerinden vuruyor Şimdi ama Fehim Bey, evet. şuradan devam edelim dilerseniz. Şimdi kitap. Önce kitap. Şimdi Devran adlı bir kitap. Öyküler var o kitapta. Orada bir terör propagandası yok. Savcılığın bu konuda sakıncalı dediği bir kitap da değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut şartları içerisindeki savcılar tarafından yasaklanmış bir kitap da değil. İnsan hikayeleri var. Orada. O kitap
şey yapıldı. Şimdi bir de bu kitabın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde satışı ve hatta DNR'larda da satılıyormuş. Bunun üzerine de bir tartışma çıktı. Kitabın sizce bu kadar endişe duyulmasının sebebi tabii ki yazarı kaynaklı. Kitap konusunda sizin içeriğiyle alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani burada insan hikayeleri bahsediliyor. Şunu çok net söyleyeyim. Yani kitap üzerinden yaşanan her tartışma kim, nerede, nasıl tartışırsa tartışsın bağnazlıktır. Yani düşünün Türkiye'de yasal olarak yayınlanan ve şu anda da satışı yapılan kitaplar var ve o kitaplara da dönük bir düşmanlık var. Yani bir kısmı Kürtçe, bir kısmı Türkçe ya da bir şekliyle yazanın kimliğine bağlı olarak alınan tutumlar var. Yani kitap üzerinden tartışmayı kuşkusuz izah edebilmek mümkün değil. Çok ilkel bir tane. Çünkü Kitap üzerinden tartışma, yani, ilkel bir tartışma. Evet. 12 Eylül'de biz bu filmi izlemiştik. Yani 12 Eylül'de faşist Evren rejimi çok açık bir şekilde, kamuya açık bir biçimde korkutma amaçlı olsa kitap yaktılar. Şimdi görünen o, bunların yaptığının aslında Evren faşizminin yaptığından farkının olmadığını bir kez daha görüyoruz. Yani burada işte dediğim gibi esas mesele sembol. Kitap üzerinden yaratılan olgu değil. Bir ikincisi, yani çok açık söyleyeyim, kitaplar sizin düşüncenizin aleyhinde de olsa sonuç itibarıyla sizin yasaklanmasını savunamayacağınız şeylerdir. Yani hangi içerik ve bağlamda olursa olsun, tabii statüste göre belirlemeler, o 8 yaş benzeri farklı noktalar üzerinden çok geniştir. Ona girmek gerekmiyor ama sonuç itibariyle onları yasaklamaya dönük bir tutum içerisinde giremezsiniz. Kitap, bilim, sanat, kültür. Ama bugün iktidarda olanlar bir bütün olarak her şeye düşmanlık yapıyorlar. Yani Kürtlere düşmanlık üzerinden binlerce insanı katlettiler. Kitaba düşmanlık üzerinden binlerce kitabı Evet. yasakladılar. Türkiye'de yani düşünün, şimdiye kadar emin olun kapatılan dergi, gazete, işte diğer televizyonlar vesaireler, bunların hepsi sonuç itibariyle bu iktidarın düşmanlığını Evet. gösteriyor. Ama burada yaşanan olgu o değil yalnız başına. Yani Peki. buradaki o durum çok daha farklı. Bir kitaba düşmanlık üzerinden değil, o onların bir şekilde kullanmaya çalıştığı ya da kendilerince, yani Buradaki Selahattin söylemlerde, evet. evet buyurun Buradaki problem dinliyorum. kitaptan ziyade kitabın yazarı. Çünkü kitabın Aynen. içeriğinde hiçbir şey yok. Yani günümüz rejimi açısından onlar bile yasaklamamışlar. Yani yazarı. Peki Demirtaş'a karşı şimdi bakıyorum günlerden beri o tiyatro sahnesi sergilendikten sonra müthiş bir organize de olduğu belli bir öfke seli. Sosyal medyada şurada burada işte Pelinçek takımı, işte ne bileyim Nedim Şenerler, şunlar bunlar. Bayağı bir işte Süleyman Soylu harekete geçiyor, Erdoğan bunu mesele yapıyor vesaire. Selahattin Demirtaş'a karşı bu öfkenin Bir Selahattin öfke, Demirtaş ben çok size mu söyleyeyim. endişe verici bir figür AKP Bunun rejim açısından? de emin olun Erdoğan'ın önüne konulan anketlerle çok yakından ilgisi var. Geçtiğimiz günlerde bir anket yayınlandı. O anketlerde Erdoğan'ın Türkiye'de Selahattin Demirtaş'ın Türkiye'de Erdoğan, İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş sıralaması şeklinde bir lider olarak göründüğü ya da bir şekliyle benimsendiği, sevildiği ve bu oranında Cumhurbaşkanı seçimlerinde aldığı oy oranından yüksek olduğuna dair de haberler yansıdı. Şimdi bunları yan yana getirince düşünün, Erdoğan açık bir şekilde düşmanlık yapıyor. Hukuku aşarak düşmanlık yapıyor. Erdoğan bir insan üzerinden bir halka düşmanlığını tüm intikamcı versiyonları bir araya getirerek yürütmeye dönük bir çaba içerisinde, ama buna rağmen halkın o haksızlığı görmesini engelleyebilmiş değil. Yani halk çok açık bir şekilde Demirtaş üzerinden bir siyasal yapılanmaya, o siyasal yapılanma üzerinden kendi temsiliyetini ısrar ve inatla demokratik çerçevede sürdürmek isteyen bir halka yapılan düşmanlığı görüyor. Ve Erdoğan bunları gördükçe, etkisinin olmadığını fark ettikçe kendi çeperindekiler üzerinden bir saldırı emri veriyor. Yani yoksa orada
Sosyal medya üzerinden yapılanları ben çok dikkatle takip ettim. Emin olun hepsi bindirilmiş kıtalar dediğimiz türden insanlar ya da bir şekilde belli bir siyasal angajman üzerinden troll kavramıyla bu yaklaşımı gösterenler. Yani bir karşılıkları olduğu için değil, görevleri o olduğu için onu yapanlar. Ama dediğim gibi yani mutlaka üzerinde durulması evet. gereken noktalardan biri. Burada samimiyet artık bundan sonra lazım. Peki İmamoğlu'nun bu konudaki duruşunu nasıl değerlendirdiniz? Yani eşinin oraya gitmesini kocasına niye soruyorsunuz? Bu da çok feodal, çok ilkel bir duruş ama yani o da bir birey eşi. Yani nereye gidip gitmeyeceğini iyi de cevap verdi İmamoğlu. Yani belediyelerde kitabın satışı konusunda da şey durdu, yani dik durdu. Birincisi belediyelerde kitabın satışı konusunda dik durmadı. Yani o tartışmalar bünyesinde Sakine Cansız'ın yine 2013'te Fransa'da Paris'te öldürülen Sakine Cansız'ın kitabını raflardan çektirdi. Yani kişinin kimliğine bakarak. Ha o açıdan. Demirtaş'ın kitabını Demirtaş'ın kitabına şey demedi ama sonuçta bir öykü kitabı. Yani ona dokunmuş olsaydı tüm iddialarından da vazgeçmesi gerekirdi. Ciddi anlamda. İkincisi yani bu soruya yanıt verirken evet ben de onun eşiyle ilgili bir soruyu ona soranları gerçekten hem ayıplıyorum hem kınıyorum. Ama kendisinin verdiği yanıt siyaseten bir yanıt değildi. Yani sanki bir siyasal hedefi olmayan, amacı olmayan tamamen insani olgular üzerinden gidilmiş şekilde gösterdi. Evet altında temel anlamda yatan haksızlığa karşı gösterilen bir tepkinin insani boyutu var. Ki Sayın Kılıçdaroğlu bununla ilgili hiçbir şey de demedi. Daha öncesinde bir televizyon programında Selahattin Demirtaş'a haksızlık yapıldığını ve tutuksuz da yargılanabileceğini söyledi. Ama esasen bunun yasal boyutunu görmek lazım. Yani Türkiye'de ürkmeden, korkmadan doğrunun peşinde olmanın bedelleri varsa gerektiğinde bu bedelleri de ödemek lazım. Yani bugün Türkiye'de muhalefet adına özellikle AKP'nin tutumuna karşı çok yumuşak bir yaklaşım üzerinden sonuç elde edeceğine inanan bazı kesimler var. Bunların başında ne yazık ki CHP çekiyor. Yani eğer Kürtlere dönük bir haksızlık söz konusuysa, kayyum söz konusuysa bunu çok sert bir tepkiyle karşılama gereği duymuyor. Yani ya Kürtlere yapılmıştır. Mutlaka bir şey vardır altında. 6 ay önce Yüksek Seçim Kurulu'nun uygun gördüğü adaylar alınıyor, gözaltına tutuklanıyor, hapse konuluyor. Ve bununla ilgili bir tepki görmek mümkün değil. Yani bir utanç vesikasıdır. Evet. O zaman Fehim Bey tam bu noktada. Dediğini özellikle bu noktada demek istiyorum. Gerçekten utanç vesikasıdır. Yani biz işte HDP'ye Kürt illerinde yapılanları anlıyoruz da Doğu Güneydoğu diyor kendisi. Ama diğer taraftan biz Urla'da yapılanı anlamıyoruz diyor. Meral Akşener'in partisinden yetkililer. Evet. Peki o zaman Fehim Bey tam bu noktada şu soruyu sorayım. Şimdi biraz kitap boyutunu, kitaba karşı çıkanlar boyutunu bir de sahnede orada oturanlar boyutuyla alakalı da konuşalım. Bütünü tamamlayalım puzzle'ı. Orada dikkat çeken en çok Servi Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi. Dilek İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu'nun eşi. Ve Canan Kaftancıoğlu orada vardı. CHP İl Başkanı. Şimdi siz bu fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ki, yani CHP'nin birinci ağızlarından ifade edilemeyenler bir plan çerçevesinde eşleri üzerinden arka bahçe diplomasisiyle HDP'nin gönlü mü alınmaya çalışılıyor sizce? Böyle bir plan ve strateji mi var? Böyle bir şey varsa emin olun bir utançtır. Yani eğer öyle bir hesap üzerinden biz Kürtlere işte burada biraz sevindirik görünelim. Yarınki gün seçimler olur. İşte Kürtleri tekrar yanımıza çekebiliriz. Onun üzerinden işte Kürtlerin gönlünü alalım diye düşünülüyorsa hele bunu siyasetçiler yapıyorsa bu utançtır. Yani ciddi anlamda utançtır. Selvi Hanım'ın oraya gelmesinden bağımsız söylüyorum. Dilek Hanım'ın oraya gelmesinden ya da Canan Hanım'ın oraya gelmesinden bağımsız söylüyorum. Onların nasıl niyetlerle geldiğini bilmemiz mümkün değil ve ben onların her halükarda iyi niyetle yaşanan bir sanat olayına
haksızlığa uğrayan bir kişinin kimliği üzerinden tepki göstererek geldikleri inancındayım. En azından kadın dayanışmasında da bulunmuşlardır. Yani Başak Demirtaş'ta. Ben öyle olduğuna inanıyorum ama eğer eşleri siyaset üzerinden böyle bir hesap ve plan içerisindeyse bu doğru değil. Doğru olan çok açık, net bir biçimde haksızlıkların üzerine gitmektir. Yani bu Selahattin Demirtaş'ın kimliğinden de bağımsız bir şeyden söz ediyorum. Yani yapılan her haksızlığa, her hukuksuzluğa, bu Selahattin Demirtaş olur, bu Ahmet Altan olur, bu başka onlarca, yüzlerce gazeteci, siyasetçi, akademisyen olur. Bunlar üzerine yapılan her haksızlığa karşı çıkmaktır. Ya da işte kayyuma karşı çıkmaktır. Ya da işte Türkiye'de, yani düşünün, Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'dan yola çıktı, İstanbul'a kadar adalet yürüyüşü yaptı. Adalet yürüyüşünün gereğini yapmaktır en azından. Demokrasi istemek Türkiye'ye suç değil. Demokrasiyi isterken Kürtler daha çok konuşacak diye bundan imtina etmek asıl itibariyle suçtur, eksikliktir. Ya da Türkiye'nin başka sesleri, yani yalnız Kürtler üzerinden de görmek doğru değil. Sonuç itibariyle evet, Kürt sorunu başlı başlı önemli bir sorun, çözülmesi gereken ve birçok sorunun kaynağını kendi içinde barındıran sorun. Ama diğer taraftan Türkiye'de Kürt sorunu dışında da bakın, insanlar intihar ediyor. İnsanlar açlıkla, yoksullukla terbiye edilmeye çalışıyor. KHK'lar aklınıza gelebilecek, yani emin olun saymaya bile zaman yetiremeyeceğiniz şeyler var. Tüm bunları bir araya getirecek bir siyaset, bir kitap üzerinden mesaj vermenin zamanını aşmıştır. Bir de şunu diyeyim, yani Türkiye'de eğer yönelmek istedikleri kesim, işte çok geniş anlamda HDP seçmeni, dar anlamda ise Türkiye'deki Kürtler ise şunu artık herkesin görmesi lazım. Yani Kürtler en politize toplumdur. Hiç okuma yazma bilmeyenleri 1-2-10 yıl önce tutup iplerle adayının yerini tespit edip oradan kendi iradesinin sandığa yansıması için adım atmış ve her seçimde kararlı bir duruş göstermiştir. Her seçimde de büyümüştür. Yani bu saatten sonra ne güzel işte CHP'liler Kenter Tiyatrosu'nda devran oyununu seyrettiler. Hadi hurra, hep biz birlikte gidelim CHP'ye oy verelim diye de düşünmezler. Yani bu en nihayetinde bir karşılarında siyasal irade olduğunu da görmelerini gerektirir. Peki son sorum da şu olsun Fehim Bey. Şimdi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamada gittikleri tiyatro bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatrodur dedi. O gitmek istediği, ulaşmak istedikleri bir yer AKP'nin ve Süleyman Soylu'nun, siz nasıl bir yer olarak tanımlıyorsunuz? Hedefleri çok açık aslında. Yani biz çok açık bir şekilde de bunları söylemeliyiz. Adnan Tanrı verdi. Şimdi istifa etmiş sözüm ona Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlığından, ama çok açık ve net bir şekilde söyledi. Biz ümmetin ordusunu oluşturmak ve tüm İslam dünyasına hükmetmek istiyoruz dedi. Yani bir şeriat devletine doğru gidişin olduğunu açık bir şekilde söyledi. Diğer taraftan bizzat Erdoğan'ın politikalarına baktığınızda bir bütün olarak Orta Doğu'da, hele son Libya girişimiyle birlikte bu artık çok daha açık bir biçimde deşifre oldu. Bir İhvan-ı Müslim'in iktidarını bölgede Neo-Osmanlıcılık üzerinden yaymaya çalıştığı belli. Bunları yaşama geçirirken artık seçim süreçlerini de tamamladıklarının farkındalar. Yani seçim süreçleriyle bu işlerin üstesinden gelebilmeleri mümkün değil. Buna dönük nasıl bir aksiyon içindeler bilmiyorum ama sonuç itibariyle Sadat üzerinden, bilmem işte ÖSO ve diğer devşirme gruplar üzerinden silahlandırdıkları çok geniş bir kesim var. Bu devlet içerisinde bizzat Erdoğan'la ittifak içerisinde olanları da ürküten bir tablo. Tüm bunları artık görünür bir şekilde biliyoruz. Gitmek istedikleri nokta Süleyman Soylu, bunu güzeller, ciciler, biciler, belki birilerine tutup Kürt düşmanlığı, ırkçılık, milliyetçilik üzerinden yutturmaya çalışır ve ne yazık ki Türkiye'de geniş bir kesim hala Kürt dediğinde bir titreme tutuyor onu, ya da bir şekliyle
Başka kavimlere, milliyetlere, inançlara da düşmanlık esasen benimsedikleri bir politika. Onun üzerinden belki yutturmaya çalışırlar ama asıl niyetlerinin ben Türkiye'yi götürmek istedikleri nokta olduğunu görüyorum. Zaten başından beri bunun için de çabalamaları gerektiğine inanıyorum. Yani artık Türkiye'nin önünde iki yol var. Ya çok karanlık bir geleceğe gidecek ya gerçekten aydınlık bir geleceğe gitmesi için de demokrasiye inananların birlikte davranması gerekir diye düşünüyorum. Peki Fehim Işık, çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Görüşmek dilerim. üzere.